Evet, herkese yeniden merhabalar. Yeni bir Rust ve daha doğrusu WebAssembly dersiyle tekrar karşınızdayız. Biraz cansız başladık ama birazdan o geçer. Evet, bugün yapacağımız şey daha önceki derste söylediğim gibi biz ne yapmıştık? Önce şu an çalıştırsam hata verecek. Bu arada bu mzoom komutunu indirmek için şuradan faydalanabilirsiniz. Mzoom projesine gidiyorsunuz, demoya gidiyorsunuz. Burada mzoom'u nasıl kuracağınız anlatılmış. Tabii bunu yaparken proje klasörünün içerisinde olmanız gerekiyor. Buna göre yaparsanız herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Ve Linux kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız MV ya da Macintosh'ta MUV kullanıyorsunuz. Windows'ta hangisi var bilmiyorum. Ama muhtemelen bu ikisinden biridir Windows'taki de. Windows kullananlar için, öğrencilerim için diyorum. PowerShell'i kullanmanız lazım şunun için. Yani komut satırı için PowerShell kullanmanız gerekiyor. Evet, her neyse. Şimdi biz bugün ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Bir sayfa gelecek. Sayfamız lokal hostumuz şu an çalışmıyor tabi. Evet, çalışmıyor ama niyeyse açıldı. Açılmasının sebebi ne? Evet, sunucu çalışıyor, backend çalışıyor ama frontend herhangi bir dosya oluşturmadı çünkü frontend şu an hatalı. Biz bunları tabi biraz bozacağız. Şurayı mesela bir bozalım. Şurayı da bir kaldıralım. Bize lazım olacak olan yer aslında evet buralar. Bir de bunları yapmadan önce biraz anlatmam lazım. Bizim şimdi kullanacağımız şey sayfalama. Yani işte şu adrese gitti, şu açıldı, şu adrese gitti, şu açıldı diye sayfalama yapmamız lazım. Bunun için biraz kopya çektik. Kopyayı nereden çektik onu da göstereyim. Şuradan çektik. Munzu'nun Pages example'ı, yani örneğinden yola çıkarak yaptık. Biz buradan neyi kopyaladık? Router'ı kopyaladık. Çünkü daha router konusunda henüz çok fazla kütüphane yazılmamış. Ama geliştiriliyor. Yani bunlar da rayına oturur. Sıkıntı olmaz. Burada root diye bir enum oluşturmuş. Bu da tabii kendine özel bir şeyler belirtmiş. Niye belirtmiş? Buranın kullanımını tam bilmiyorum. Bunu öğrenmem lazım. Ama her neyse, kısaca şu. Adres satırı mesela diyelim ki bizimkisi localhost 8080. Login dediğim zaman mesela şunu işaret etmiş olacak. Root login'e gittiği zaman bu enum hangisini alacak? İşte login değerini alacak. İşte calca gittiği zaman calc değerini alacak. İşte calc sonra herhangi bir değerler varsa mesela onlara göre de calc işte operand a şu bu falan filan olacak. Eğer herhangi bir değer yoksa root olacak. Kim? Root değerimiz. Yani root. İkisi ayrı birbirinden, o yüzden biraz değişik oluyor. Her neyse. Burada da mesela kendisine göre yapmış tabii. Bizim örneğimiz böyle olmayacak. Bizim örneğimizde işte login ana sayfa, bir de ne olacak? Sign-in olacak. Burada mesela ne yapmış? Diyelim ki match. Öncelikle şurayı ele alalım. Burada yine static mutable kullanılmış. Router diye bir tane kendisi mutable static kullanmış. Daha sonra router new fonksiyonunu kullanmış. Ne işe yarayacak bu? Bir tane options root oluşturacak. Options root şuradan root'u alıyor. Ne yapıyor peki burada? Yaptığı şey şu. Eğer diyor bir tane root varsa, ki eğer şu ilk defa bir sayfayı açtığınız zaman none'dır aslında. Öyle düşünün. Daha sonra eğer diyor bir tane root var ise bizim girdiğimiz bu değeri işte h3'ye ekle. Burada mesela diyelim ki bu ana sayfaya girdiniz. Sonra login sayfasına gittiniz. Ana sayfa ne oldu? Geçmişe eklenmiş oldu. Bunun için de tabii badge deco falan filan kullanmış buralarda.
O yüzden buralara pek fazla detaylı girmiyorum. Çünkü aslında bildiğiniz başlı başına bir konu bu. Her neyse kısaca anlatıyorum işte. Mesela diyor eğer hiçbir root daha oluşturulmamış, yani ilk defa sayfaya giriyorsa ya da bilinen bir root değilse ne yapsın? Page, yani sayfayı unknown yapsın. Sayfa bilgisini de biz kendimize göre yine oluşturduk. Daha sonra mesela root sayfasından hangi root'un hangi değerini işaret edecek ve buna göre hangi sayfa yüklenecek, biz buradan mesela belirtiyoruz. Diyor ki işte report root sayfası açılmışsa bak önce acaba kullanıcı login olmuş mu? Eğer login olmamışsa login sayfasına yönlendir. Eğer login olmuş ise report sayfasına yönlendir gibi. Mesela burada da yine aynısını yapmış. Diyor ki eğer login olmuşsa return replace işte root'a git. Ama login olmamış ise login sayfasına git gibi. Tabii biz bunları işte burada kısaca yapmış. Biz bu kadar karmaşık yapmayacağız. Bizimkisi biraz daha basit olacak. Ben geliyorum buraya. Sadece şunu silmeye gerek var mı? Şimdilik yok. Routing URL. Evet. Root. Tamam. Page save page ID. Şimdilik sadece şöyle yapalım. Page unknown yapalım. Evet. Set page ID burada nasıl oluşturmuş? Şuna bakalım. Apa burada up kısmında set page ID oluşturmuş. Set page ID ilk defa oluşturulduğunda unknown yapmış page ID'yi. Tamam. Şunu bir alalım. Tabii hepsini bugün için yapmayacağız, onu belirteyim. Çünkü çok uzun sürüyor. Şöyle. Page ID. Burayı ben page yaptım. Page ID yapmadım. Şurayı da. Ben neler oluşturdum? İşte page oluşturdum. Sign in, login, home, unknown sayfalarını oluşturdum. Bir tane user struct oluşturdum. Acaba kullanıcı giriş yapmış mı, yapmamış mı gibisinden. Şimdilik sadece ID numarası istedim. Daha sonra bir de ne lazım bize? Get user diye bir şey oluşturmamız lazım. Bu bize artık lazım değil. Get user static mutable user olacak. Daha doğrusu options user olacak. Neden? Yani bir kullanıcı var ise some user değerini verecek. Yok ise none değerini verecek. Dolayısıyla ben geliyorum buraya. Batch new yapıyorum bu defa. None. Evet, şimdilik none yapacağız. Page ID'si ise biz bunu ilk çalıştırdığımız zaman page ID ne olacak? Unknown sayfası olacak ilk etapta. Şimdi bakalım hatalarımız nerede? Tekrar çalıştıralım. Nerede hata vermiş? Expected found on page. Tamam. Burada diyor ki biz bir root beklemiyorduk çünkü neden? Bu bir closure ve birinci bütün closure'ın bütün değerleri, daha doğrusu bütün yolları aynı değeri push etmeli diyor. Ama biz burada herhangi bir şeyi return etmememiz gerekiyor diyor. Niye ise mismatched types. Öyle mi ya? Router root yapması lazım. Buraları da bir silelim. Buralar bizim işimize bu defa yazmıyor, yaramıyor. Bunları da silelim. Bunların hepsini siliyoruz. Sadece root kalsın. Buraları da şöyle yapalım.
daha güzel görünsün diye. Evet. Tamam. Şimdi neleri buradan silmemiz gerekiyor? Şu ikisini. Bu ikisini şimdilik silelim. Diğer derste ele almıştık. Bunlar şimdilik işimize yaramıyor. Evet. Burada set page ID ne yapmış? Mutable page oluşturmuş. Az önce bu da aynısını yapmıştı. Page ID. Tamam. Herhangi bir değer göndermiyoruz. O zaman niye bu böyle bir şey yaptı? Tekrar bakalım buradaki örneğe. Sets, upsets, set page ID. Biz burada page ID'ye geldik. Set page ID olması lazım. Şunu almamız lazım. Şuraya. Set page ID statik değil bu arada. Evet, her neyse. Burayı değiştiriyoruz. Page yapıyoruz çünkü ben page diye kullandım. Burayı da set page ID diyoruz. Aslında yaptığımın hiçbir farkı yok bundan yani. Neden bunda hata verdi onu çözemedim. Bu arada bunların bu şekilde olmasının sebebi şu statik fonksiyonu henüz IntelliJ tam olarak çözememiş niyeyse. Niyeyse yani ben de anlayamıyorum. Tamam. Şurası bize lazım değil şimdilik. Sets Page ID, bu defa Page Login diyoruz. Ha. Ne yapmışız biz burada? Eğer login sayfasına gitmişse, yani adres satırına login eklenmişse, login'e gidecek, root'a gidecek. Tabii biz burada bir de signing'i yapmamız lazım. Buradan olduğu gibi kopyalayıp, bu kısımlar biraz karışık. O yüzden kodlara bakmanızı tavsiye ederim, örnek kodlara. Söylediğim yerden kopya çekebilirsiniz bu konuda. Burayı da mesela değiştiriyorum. Signing. Burası da page ID home yapmışız. Root login. Başka. Başka lazım mı? Hayır. Tamam. Eğer bu rootlardan bir tanesi buna tekabül ederse zaten işte login'e tekabül ederse sayfa login olacak. Sign-in'e tekabül ederse sign-in. Home olursa home. Ama öte yandan diyelim ki bir tane root gerçekleşti. Bir öncekini geçmişe atıyor. Eğer hiç daha önce yoksa unknown sayfasını açıyor. Bakalım ne kadarı oldu. Nerede? Router. Router'da page ID nerede kullanılmış? Ben page ID'leri sildim. Oh, bayağı bir geri biz. Page ID not found. 18 slip. Page ID. Onu da buradan yine kopya çekeceğiz maalesef. Evet, şurada. Biz şimdilik en basitinden başlıyoruz bu arada. Page unknown. Yine buraya page diyoruz. Bakalım. Wow. Routing'i ekleyelim. Routing neden eklenmemiş? Hemen ekleyelim. Burada zaten söylemiş. Use Dominator Routing URL. Tamam.
Rooting current ulele. Current ulele diye biliyorum. Bakalım doğru mu? Up nerede? 49 router'da 49. satır. Up değil. Bunları direkt şöyle yapmamız lazım. Evet, ilk etapta düzenleme yapınca biraz ortalık karışıyor. Heh, şimdi olmuş. Bakalım sayfamız açılınca ne olacak? Evet, aslında açılmış da biz tabii şu an sadece router'ı ve page'leri yaptık. O yüzden herhangi bir şey ortaya çıkmadı. Ben geliyorum buraya aslında şöyle. Bir tane child ekliyoruz. Bu child neye ekleyecek? Fn header diyelim. Başlık sayfası. IMPL element. Şimdi bizim bu root HTML'imizi oluşturan ilk yer. Geldik buraya. Root'u oluşturduk. Daha sonra root'un içerisine biz kendi elemanlarımızı ekliyoruz. Mesela birinci elemanımız ne? Başlık nav bar dediğimiz nav HTML mesela diyelim nav nav nav. Burada ben tabi bulmadan biraz yardım almam lazım. Bulma nav bar diyelim. Ah, pardon. Örnekten yola çıkarak nav barın klası ne? Nav bar. Tamam, geliyorum buraya. ATTR attributes ekliyorum. Class ekliyorum. Nav var diyorum. Daha sonra ops child header diyelim. Header fonksiyonunu çağıracak. Mesela şimdi ekranda bir şeyler oluşmuş olması la niye oluşmamış ya? Nav'a da bir şey eklemedik. Nav var. Daha sonra biz buna ne ekliyoruz? Biz bakalım. Tekrar. Navbar brand şu anlık bizim işimize yaramıyor. Şurası. Navbar start. Navbar evet. Navbar menü benim şimdilik işime yarıyor. O yüzden geliyorum. Buraya. Child. Name. Header'a biz neler ekleyeceğiz mesela? Fn left menu IMPL element ekledik. Left menüde ne olacak? Yine raw HTML olacak. Ama tabii bu defa burası div. Ondan sonra left menü navbar start. Navbar start sol taraftaki menü oluyor bu arada. Evet. Buna işte div class navbar tekrar bakayım. Navbar start. Navbar start. Tekrar bakayım ya ben yanlış mı? Tamam. Navbar start ekledik. Ve child olarak da bir tane ne ekliyoruz mesela buraya? A ekliyoruz. Link. Child olarak da link ekliyoruz. New. Label. Home. Ya da libret diyelim. Ekledik. Bakalım. Ups. Link label flag set. To flag not set. Nif. Double flag set. Two flag set. Ha, tamam anladım. Yani diyor ki bir link ekleyeceksen yani A etiketini kullanacaksan adresini de belirtmen lazım. O yüzden adres boş. Ama yine de expected one argument o da buradan bahsediyor.
O yüzden ben buraya ne diyorum? Left menu diyorum. Ama burada biraz sıkıntı var çünkü öncesinde benim şöyle bir şey yapmam lazım. Child name raw HTML yine new div. Neden bunu yapıyorum bu arada? Bakın buradaki navbar menü aslında bunların hepsinin sahibi. Dolayısıyla left menüye eklemeden önce left menüyü bunun bir alt kümesi yapmam lazım. Yani child yapmam lazım. O yüzden geliyorum buraya navbar menü diye bir class oluşturalım. Attributes class navbar menü oluşturduk. Şimdi buna child ekliyoruz. Child bunun child'ı. Ben niye böyle bir huyum var bilmiyorum ama. Evet. Java HTML child. Evet. Child bunun. Tamam. Şimdilik olduğu gibi düşünüyorum. Çalıştıralım bakalım. Nerede hata vermiş? Yusuf Ohrab HTML L. Nerede eksik yapmışım? Tamam. Şimdi bakalım. Evet. Bakın burası olmuş. Şimdi bir de biz bu class navbar menüye burada gördüğümüz buna bir child da ekleyeceğiz. Mesela bakın burası navbar start. Mesela burada bayağı bir eklemiş ama ben sadece şimdilik home'u ekledim. Daha sonra yine bunun içerisinde navbar end var. Şu kısmı. Bu da yine child olarak şuna eklenecek. Şu. O yüzden geliyorum buraya child diyorum. Niye bu arada? Tamam. Bir child daha buna ekliyoruz. Child bu defa right menu. Daha right menüyü yazmadık ama çok da zor değil. Left menünün aynısı. Biraz değiştireceğiz. Geldik buraya. Bu defa navbar start değil, navbar end diyoruz. Sağ taraftaki menüleri oluşturmak için. Bu defa buraya da login. Buraya da login. Bu kadar. Bakalım nereyi eksik yaptık? Left menü iki tane yazmışız. Right menü olacak. Tamam. Evet. Hemen bakıyoruz. Ups, ikisi yan yana gene HTML. Bu HTML var ya beni kanser edecek. Vallahi billahi beni kanser edecek. Navbar start, navbar end. Login. Niye buraya geldi? Şimdi uğraş dur. Of of. Vallahi bunlar beni kanser ediyor. Tabii şunları unutmuşum. Onu yapayım. Mesela burada A eklemişiz ya link yani. Bu linkin atribütsü bu biraz zahmetli olacak. Update raw l raw bunu yazmak daha zor olabiliyor. Raw attributes class evet class navbar item evet şimdi bir miktar oldu aynısını buna da yapacağız of burası biraz kafa karıştırıcı uzun uzun anlatmak yerine aslında diğer yöntemi kullansaydım belki daha sakin olabilirdi.
Mismatched. Ne mismatched? Niye sona gitmemiş onu çözemiyorum. Tam olarak nereyi gözden kaçırıyorum yine? Ne var Burgen? Ne var Brand? Main, Arial, Role, Class, ne var? Class ne var? Class ne var? Menü. Ne var? Start, ne var? Item. Vallahi hiç yapamadım, çözemedim bir şey bu. Nefret ediyorum o yüzden aslında. Nav muhtemelen izleyen kişilerden biri olayın ne olduğunu çözmüştür ama sanırım bu columns'lardan kaynaklı bir şey. Bakalım doğru mu? Muhtemelen columns'a gerek yok burada. Evet. Hiç gerek yokmuş aslında. Bir silelim şurayı bakalım ne olacak. Evet oymuş. Neyse şimdilik oldu. Ne yapacağız? Bu arada evet Dojin'e gitti. Bir de aynısını şurada mesela Child eklemiştik ya. Login için eklemiştik. Ben geliyorum. Bir de aynısını login değil sign için yapıyorum. Buraya da login değil sign in yazalım. Evet. Bakın sign in, login libre. Ama libre kısmında da hala login olarak nedense label libre to. Bu böyle yapmamız lazım ki her defasında kök dizine gitsin. Bakalım. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi daha önemli kısmı. Biz sayfalar değiştirdik ama sayfalardan dolayı bizim web sayfamız değişmiyor. Biraz bunları değiştirelim. Mesela nereyi? Header'ı ekledik. Başlık standart. Başlık şimdilik işte login olduğu kullanıcının bilgisi geldiği kısımlarını şimdilik es geçiyorum. Zaten user dosyalarını da aslında es geçtim. Öylesine yazdım. Pek fazla buraları kullanmayacağız. Bizim için önemli olan şey router değiştiğinde page değişecek ve page değiştiğinde de içerik değişecek. Geliyorum. Child diyorum. Page. Buraya da geliyorum. Fn page impl element. Şimdi match. Bizim neyi almamız lazım? Şu anda page id'nin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bize de bu bilgiyi veren şu. Bize bu bilgi verdiğine göre biz geliyoruz buraya match page id diyoruz. Daha sonra gelen page id'lerde mesela diyelim ki ne geliyor? Page home ya da login gelsin. Page home olduğunda ne yazsın? IMP'li element oluşturacağımız için şöyle yapalım. Raw HTML new ya da buna gerek yok. Label yazalım. Label new label login sayfası. Pardon. Home sayfası. Ana sayfa. Ana sayfa desin ama burada hata şu an daha diğerlerini yapmadığımız için page id demem lazım tabi. Page id fonksiyonunu çağırdığımız zaman burada mutable değer oluşturuyor ya daha önce de söyledim. Bu mutable kütüphanesi aslında çok efektif
Hızlı, müthiş bir kütüphane ama bir miktar ortalık orada karışıyor. Sürekli mesela bu statikten dolayı dikkat ederseniz şurada mesela imleçler çıkmış, kırmızılı çizmiş ama aslında hata yok çalışmasında. Fakat IntelliJ henüz bunu algılayamıyor. Neyse işte biz Page ID'yi çağırdık. Buradan bu Page ID bize bir mutable page değerini üretti. Biz mutable'daki page'in hangisi olduğunu öğrenmek için get fonksiyonunu kullanıyoruz. Get fonksiyonunu kullandık. Şimdi match bize şunu verecek. Ben match ile kontrol ediyorum. Page sign in mi, login mi, home mu, unknown mu, hangisi ona bakıyorum. Şimdilik sadece home kısmına bakalım. Gerisine şöyle yaz. Geri kalanları alt tire işaretini kullandığınız zaman, şu işareti kullandığınız zaman şu anlama geliyor. Eğer home ise şunu yaz. Diğerleri için, yani geriye kalan sayfalar ne? Mesela login, sign in, unknown. Diğerleri için ekrana diğer sayfalar yaz. Mesela. Bakalım. Evet. Ana, tam tersi oldu ya. Niye? Diğer sayfalar değil, ana sayfa yazması lazımdı. Page home. Buradan page home root page home yap dedik. Burada da ne yaptım ben? Page home ise ana sayfa yaz. Diğerleri için diğer sayfa bakalım. Diğerlerini de bir ekleyelim. Page sign in login diyelim mesela. Login. Bakalım. Login sayfası içinde aynı şey mi olacak? Hep diğer sayfalar çık. Ana, burada bir mantık hatası. Mantık hatası üretmiş. Her defasında sadece bunu çalıştırıyor. Her defasında. Niye ise. Aslında böyle olmaması lazım ama get metodu sanırım mutable'dan dolayı o sırada unknown'u üretiyor. Unknown'u ürettiği için home, login devre dışı kalıyor. Ve haliyle page sign login sign in ama değişmesi lazım. Niyeyse değişmiyor. Önemli olan kısmı oydu. Değişmemesiydi. Değişmesi lazım ama değişmiyor. Ben neyi gözden kaçırmışım? Root'ta bir şeyleri gözden kaçırmışım. New page ID. Burada login yap demişiz. Root login ise login yap. Root clone set page ID'nden ise bir dakika şurada bir bakalım. Burada print komutu hiç çalışmıyor. Root hiç çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Root'un çalışması lazım aslında. Bulma CSS map mi? Source map couldn't load contents. Neyse o beni ilgilendirmiyor şimdilik de. Bizim burada esas olayımız şu. Sayfa değişmiyor. Adres değişiyor. Ama sayfa page değişmiyor. Niyeyse. Aslında her değiştiğinde buranın da değişmesi lazımdı. Router.
Router'ı ben bir yerden gözden mi kaçırdım? Şurada. Up kısmında bir şeyler olması lazım. Ha, şurası. Child Signal. Her defasında child'a bakmamız lazım. Sadece child eklemekle olmuyormuş bu iş. Yani signal dediğimiz diğer derste de söylemiştim. Değerleri okuyabilmesi gerekiyor. Ama niye ya? Class bulma sıfatçı ya okuyamıyor. Child Signal. Bir de böyle deneyelim bakalım. Not implemented. Tekrar buradan kopya çekelim. Page ID. Map page ID. Map kullanmış. Ben map kullanmamış. O direkt şunu kullanmamış o. Bunu kullandığı anda tek bir değeri üretiyor. Haliyle olmuyor. O daha farklı bir şekilde yapmış işin doğrusu. Ne yapmış? Tekrar bakalım. Page'de need child signal. L new child signal yani değişiklikleri takip et. Nereden? Page ID'den al signalleri kontrol et. Daha sonra map'te map'in içerisine yaz. Page. Şunu da silelim. Page. Evet. Böyle olması gerekiyor. Biraz burası kötü oldu aslında. Page tracing zoom element. One of eight possible targets. Ney? Neyim? Aa, burası böyle, evet. Map. Tekrar bakalım. Match. Ha, tamam. Match'i buraya yazıyoruz. Match. Match. Page. Şimdi. Burası dediğim gibi bu mutable olayı ortalığı biraz karıştırıyor. Niye ya? Niye bulması açıklamıyor ya? Neyse bir bakalım. Evet, az önceki videoda biraz karmaşa oldu. O yüzden videonun bir kısmını kestim. Sorunun ne olduğunu bir türlü çözememiştim. İki sebepten ötürü. Birincisi bu geri zekalı Chrome şöyle bir şey yapıyor. Ben burada geliştirici araçlarını açtığım anda bir şekilde burada bulma CSS'nin map'ini arıyor. Dolayısıyla bulamıyor. Bulamadığı için not found diyor. Ben de işler sanki ters gitmiş diye algıladım. Niye böyle bir şey yaptı tam çözemiyorum ama daha sonra bakarız ne olduğuna. Yani bunu Google Chrome kendisi arıyor işin doğrusu. Her neyse
Bu arada sayfaların değişmemesinin sebebi az önce sayfalar değişmiyordu. Şimdi değişiyor mesela. Az önce değişmemesinin sebebi işin doğrusu çok basit bir sorunmuş. O da şu. Bizim normalde router dediğimiz bir fonksiyonumuz var burada. Bu da aynı şey gibi. Hani diğer değişkenler vardı ya ilk videoda gösterdiğim işte bir arttırma gibi ya da user geldi, user giriş yaptı, oradan bilgileri al gibi. Bu da onun gibi bir şey ama ben bunu ilk etapta çalıştırmam gerekiyor yani. Sonuçta mesela bizim burada sayı arttırmamız neydi? Bir butonun tıklanmasıyla tetiklenen bir olaydı. Haliyle biz işte tıklandığında şu fonksiyonu çalıştır diyebiliyorduk. Ama bu router ne zaman çalışacak? Bu router'ı tetikleyen bir olay yok. Dolayısıyla router hiç çalışmıyor. Router hiç çalışmayınca sayfalar da değişmiyor. Çünkü page hangi değere gelecek, hangi değere tekabül edecek bunu belirleyen aslında buradaki router idi. Fakat ben bunu hiç çalıştırmadığım için hiçbir şekilde devreye girmemişti. Bunu fark etmek, bilmiyorum fark edemedim yani niye ise. Kendim başka örneklerde yaparken hiçbir sorun yaşamıyordum ama aklıma gelmiyor yani böyle bir şey. Allah Allah niye çalışmıyor? Özellikle bu Google Chrome'un bu hatasından dolayı benim kafam biraz gitti. Odaklanmam gereken yeri kaybettim. Fark etmemiştim. Neyse velhasıl kelam bu start fonksiyonunun içerisine router'ı bir defa çalıştırdığımız anda artık linkler, sayfalar çalışmaya başladı. Şimdilik tabii biz sadece ne yaptık? İşte burası mesela ana sayfa. Buraya bir şeyler ekleyeceğiz. Ben buraya mesela Canvas'ı buraya ekleyeceğim. Login sayfası, efendim söyleyeyim, sign-in sayfasını ayrıca yaparız ama şimdilik burada bitirelim. Kafanız umarım karışmamıştır. Bu ders biraz sıkıcı geçti muhtemelen. Ama yine de başlangıç noktasında özellikle bir framework kullanınca İlk etapta böyle karmaşa oluyor çünkü anlamaya çalışıyorsunuz. Çalışma mekaniğini anlamaya çalışıyorsunuz. Neyse şimdilik burada durduralım. Daha sonraki derslerimizde bu sayfaları dolduracağız. Login sayfasını, sign-in sayfasını ve biraz düzenleyeceğiz. Onu da her defasında söz veriyorum ama biraz geç oluyor. Bir iki güne inşallah onları da paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.